Ne konuştu, paralel yapı tartışmalarına değindi. Sorular Fethullah Gülen'in ismi zikredilerek soruldu. O hiç isim vermeden cevapladı. Suçlamalar çok ciddi dedi. Türk polisi ve yargısının yürüttüğü soruşturmalara büyük saygı duyuyoruz açıklaması yaptı. Sürecin adil ve şeffaf yürümesi gerektiğini söyledi. Gülen hakkında artık yakalama kararı var. Şimdi Interpol'e başvurulup kırmızı bülten çıkarılması istenecek. Peki Pensilvanya'da yaşayan Gülen'in iadesi için Amerikalı büyükelçi ne diyor? Herhangi bir ipucu vermedi. Farazi iade vakaları hakkında yorumda bulunmuyoruz dedi. Ama ekledi. Tüm talepleri titizlikle inceliyoruz. Tüm iade taleplerini büyük bir ciddiyetle ele alıyoruz. Bize sunulan vakanın ve söz konusu yabancı devletin hangi temele dayanarak iade talebinde bulunduğunun, ABD yasalarıyla nasıl eşleştiğini ve ABD yasalarının ihlaline ilişkin bir husus görüp görmediğimizi belirlemek için bu talepleri son derece dikkatli şekilde değerlendiriyoruz. Ve çözüm süreci, sürecin hedeflerini destekliyoruz diye konuştu Büyükelçi. Yardımcı olabileceğimiz noktalar olursa hazırız dedi. Peki gözlemci olurlar mı? Yani üçüncü göz. Türkiye süreç millidir deyip yabancı gözlemciye kapıyı kapatmıştı. John Bass iki tarafın mutabakatı şerhine düştü. Kapıyı kapatmadı. Şu ifadeleri kullandı. Konu her şeyden öte bir iç mesele. Eğer bir noktada Türkiye'de sürece dahil olan tüm taraflar yarar sağlayacağım.